Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Isuzu hisse senedi ile alakalı bir değerlendirmede bulunalım tekrardan. Uzun zamandır bakmadığımız bir hisse analizi olacak. Şimdi geçtiğimiz dönemde baktığımızda haftalık grafikte 15'li fiyatlardan yukarı yönlü güçlü bir atak sergileyen hisse fiyatlamasında teknik açıdan bu bölgedeki bir kanal direncini kırıp geçtiğimiz hafta üstünde kapanış gerçekleştirmesine rağmen teknik açıdan baktığımızda bu hafta kapanışına doğru fiyatlamada bir geri çekilme emaresi görüyorum diyelim. Çünkü daha yarın haftayı kapatmadığımız için teknik açıdan yarınki mumun çok önemli olacağını belirtmek istiyorum. Bu bölgede tam direnç bölgesinin üzerinden bir tık altında bir kapanış geldi, 25-50 seviyesinde. Geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam ben gün içerisinde zaten düzeltme yükleniyor gibisinden böyle bir işaret vermiştim aslında teknik açıdan Twitter'da. Asus hissesinde bir geri çekilme eğilimiyle birlikte aylık pivota kadar bir düzeltme eğilimi göstermesi mümkün. Baktığımızda zaten bu haftanın hacimlerinin de normal ortalama hacimlerinin altında kaldığını görebiliyoruz teknik açıdan. Aslında teknik olarak yukarıda RSI'nin yukarı yönlü hareketini devam ettirip 70 üstüne atması pozitif etkiyi arttıracakken bu hızlı kaçışın haftalık periyotta yukarı yönlü güçlü olması EMA ortalamalarının aşağıda kalmasına sebep verdiği için geri çekilmelerde biraz EMA destek bölgeleri alt bölümde kaldı. Bu noktada da şimdi yukarı yönlü ivmeyi takip ederken yani kırılım geldi, bu kanal katlaması yapma ihtimali söz konusu olmuşken bir geri çekilip bir onay alma eğilimi yaşaması kadar doğal bir şey de olamaz. Teknik açıdan baktığımızda 15'li fiyatlardan bu bölgede ürettiği rakam 27. 12 liralık bir rakamsal büyüklük düzeltiyorum. Gelmiş hisse fiyatlamasına ve bu fiyatlamanın geri çekilme yapması kadar doğal bir şey olamaz. Teknik açıdan bu bölgede özellikle günlük periyotta hisse fiyatlamasının negatife dönmeden evvel 5 günlük 13 günlük ortalamaların kesişmeleriyle birlikte RSI'nin 70 hattından aşağı düşmesi bir de üstüne üstlük destek bölgesi olarak EMA ortalamasını da aşağı keserse negatifsel baskı daha da büyüyerek özellikle 23.98-24 seviyesindeki EMA 21'de ne yapacağı önemli hale gelecektir. Teknik açıdan baktığımızda EMA 21 seviyesini test ederek destek alıp yoluna devam etme eğiliminde olan bir hisse olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bölgelerde EMA 21'e yapışık bir şekilde uzunca zaman geçiren hisse fiyatlaması her atağından sonra tekrar geri dönüp bir EMA 21 testi yaptıktan sonra geri çekilme yaşamış. Teknik açıdan bu bölgede yine destek direnç anlamında hemen kısaca bir çizgisel hareket alanı çizecek olursak şöyle yapalım. Basit olarak bir trend oluşturalım ki geri çekilmede ana trend desteğine doğru geri çekildiğinde fiyatlamanın nerede durup duramayacağını görmek önemli hale gelecektir teknik açıdan. Bu bölgedeki fiyatlama eğer negatif direnci yani negatif bölgeyi güçlü kırarsa özellikle aylık pivot değerinin altına sarkmalarda hisse fiyatlamasının bu bölgeye tutulması beklenir. Eğer zaten bu bölgede kırılırsa artık hani trendi kırdığı için sert satış baskısı altına girebileceğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Şimdi zaten yakın trend bölgesinde baktığımızda bir kırılım hemen hemen gelmiş şu noktada. Şöyle yaparsak bakmaya çalışıyorum. Hani en yakın nereden çizgileri tutturabiliriz. Şuradan böyle bir trend attığımızda bir trend altı kapanış geldiğini görüyoruz günlük periyotta. Yine negatifsel baskının etkisini Hull sistem ne şekilde vermiş? Hull 50'nin altında da bir kapanış gelmiş. 25-80 direncinin kırıldığını görüyorum. Önemli rakam olarak değerlendiriyorum bu bölgeyi. Hisse fiyatlaması tekrardan pozitife dönmesi için 26-64 seviyelerin üzerine çıkarak günlük kapanışlar yapmalı ve R1 direnci olan 27.81 civarını test ederek yeni bir zirve oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde bu bölgedeki takılma eğilimi negatif baskıya dönüşerek 23.72, 23.45 alanına doğru geri çekilme gerçekleştirebilir. Bu alanda daha kısa periyotta yakın destek seviyelerini takip etmek isteyenler içinse her zaman ifade ediyorum. EMA ortalamaları, Hull sistem, pivot değerleri. Bunlar çok önemli değerler arkadaşlar. 4 saatlik de EMA 21'in altında kapanış yapması hisse fiyatlaması için oldukça negatif olarak algılanabilir. Geri çekilme bölgesinde bakın hep 24'lü fiyatlardan bahsediyoruz. 24-32 EMA 55 seviyesi.
Şöyle yaptığı trendde baktığım zaman yine 4 saatlik periyotta EMA55'i test ederek oradan tepki almayı seven bir hisse fiyatlamasını görüyoruz. Bakalım bu bölgede de aynı şeyi yapabilecek mi? Teknik açıdan 4 saatlik grafikleri eğer takip eden arkadaşlar varsa daha önce bizim anlattığımız, ifade ettiğimiz bölgelerde özellikle RSI'nin 70 hattının altına sarkmasının negatif etkiyle hisse fiyatlamasını bozacağını, yani trendi bir bozma eğilimine gireceğini zaten daha önceleri de defalarca anlatmaya çalışmıştık. Bizleri yakından takip eden arkadaşlarımız bu durumun bu şekilde olduğunu net bir şekilde biliyor. Bunun teyidi veya devamı anlamında ise günlük periyodun da aynı şekilde 70 hattından aşağı sarkması RSI'da negatif baskıyı daha da arttıracaktır. Teknik açıdan bu bölgede bir filama yapmak için de geriye çekilme söz konusudur arkadaşlar. Yani 24.32 veya 23.45 hattına kadar geri çekilerek hisse fiyatlamasında teknik açıdan bir alan oluşturup yani osilatörleri soğutup tekrar buradan yukarı kalkma ihtimali söz konusu tabii ki olabilir. Anadolu İşsizliği Otomotiv Sanayi biliyorsunuz güçlü bir şirket olup hakikaten ülkede de bizim ülkemizde de güzel işler yapan ve yatırımcının da alıp satmayı sevdiği bir hisse senedi. Bu yüzden bu teknik açıdan hani enseyi çok karartmamak lazım. Hele ki böyle bir rally sırasında bu düzeltmeleri takip edip kırılımlarında yukarı yönlü hareketleri eşlik etmek gerektiğini her zaman hatırlatıyorum. Özellikle böyle güçlü rally dönemlerinde şimdi bu aşağıya doğru kırılımla birlikte alta şöyle bir çizgi atarsınız. Bunun altında kaldığı sürece fiyatlamanın negatif bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı kırılım gelirse tekrardan hele ki yeni zirve alırsa bu bölgede oluşturduğu 27.50 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlarda alırsa tekrardan bir tur daha yukarı doğru ittirme planları olabilir diye düşünebiliriz teknik açıdan. Bu bölgede eğer dediğimiz gibi 27.80 üzerinde üretilmiş ve kapanış gelmiş günler görürsek 30'lu fiyatlamalara karşılaşabiliriz teknik açıdan hisse fiyatlamasında. Yine aynı şekilde arkadaşlar geri çekilme alanlarında belirtilecek bölgeler yani geri çekilme destek bölgelerini belirlemede kullanabileceğimiz en güçlü biliyorsunuz trend bölgesinde Fibonacci geri çekilme seviyeleridir. Bu noktada düzeltmenin 0.618 seviyesi 20.32'ye kadar sürebileceğini hepinize hatırlatıyorum. Evet arkadaşlar Asus hissesi için şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Destek direnç bölgelerini bu şekilde paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir çalışma olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.